Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 10 Ağustos günü hazırlık maçında 2006 Dünya Kupası'nın sahibi İtalya ile 2010 son Dünya Kupası'nın sahibi İspanya karşılaşıyor. Yani son iki Dünya Kupası'nı kazanan iki takım karşı karşıya. Aslında 2006'ya bakıldığında iki takımın da kaderlerinin çizildiği yıl olarak gözükebilir bana göre. Çünkü 2006 yılında İspanya futbolu aslında küçük çapta bir devrim yapmıştı ve uzun yıllardır üzerindeki laneti üstüne atmıştı ve çok güzel bir futbol oynuyordu. Grup maçlarının tamamını kazanıp bir üst tura çıktılar ve iyi oynadıkları bir maçta bir anda Zidane'ın da etkisiyle Fransa'ya elenip turnuvaya erkenden veda ettiler. Diğer taraftan İtalya ise ilerleyen her maçta daha da güçlenerek ve daha da birbirine kenetlenerek yavaş yavaş finale gitti. Bu sefer Zidane'la Fransa karşısına İtalya çıkmıştı ve İtalya dünya şampiyonu olmayı başardı. Ve o zamanki tabii kadro bakıldığında Cannavaro, Nesta, Buffon, Del Piero, Luca Toni, Totti gibi gerçekten çok üst düzey oyunculardan kuruluydu. Ve onları bir araya getiren de belki 82 ruhunda olduğu gibi o zamanlar İtalyan futbol üstüne dönen şike soruşturmasıydı, bahis skandallarıydı. Bütün bunlar İtalyan milli takımını bir araya getirmişti. Lippi'nin de futbol zekası İtalyan futbolunu dünyanın en güçlü futbol takımı haline getirip en büyük ödülü kazanmalarını sağlamıştı. Fakat bundan sonra İtalya için işler iyi gitmedi. Üst üste gelen şike sonucunda çıkan sonuçlar, Juventus'un küme düşmesi, Milan'ın puanının düşürülmesi, İtalyan futbolun bayrak takımlarının bir anda ayaklarının kayması İtalya için birçok açıdan zararlı oldu. Önce 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya karşı grup maçlarında tamamen çaresiz bir şekilde bir maç yaptılar ve 3-0 yenilmişlerdi. Snyder'in şov yaptığı maçta İtalyan futbolu tamamen yok olmuştu. Ve kader maçında da çeyrek finalde İspanya karşısına çıktılar. Maç 0-0 bitti ve penaltılarla da o zaman İspanya'nın uzun yıllar süren laneti sona erdi ve İtalya'yı elemeyi başardılar. Daha sonra da kupaya ulaştılar. Bundan sonra da İspanya futbolunun yılları başladı. Sadece üst A milli takımı seviyesinde değil, 17 yaş altında, 21 yaş altında da şampiyonluklar kazandı İspanya. Ve şu anda dünyanın en başarılı takımın konumunda, FIFA sıralamasında birinci sırada. Kadrolara baktığımızda aslında İspanya tarafında Pique, Xavi, Sergio Ramos gibi eksiklikler var ve bu takımın önemli isimleri. Defans hattı bence en önemli tarafı İspanyol futbolunun ve Barcelona kültürünün gelen. Çünkü defanstan çok iyi top çıkartan oyunculara sahipler. Ve bu nedenle de biraz sıkıntı yaşayabilirler. Pique her ne kadar oynayacak olsa da yanına kimin oynayacağı ya da bek tarafında kimin oynayacağı önemli. Arbeloa oynayabilir belki. Onun yanında da Raul Albiol oynayabilir. Ama Raul Albiol hiçbir zaman Puyol kadar bir sağlam bir defans oyuncusu değil. Hata yapmaya müsait bir oyuncu ve defanstan da çok iyi top çıkartamayan bir oyuncu. Daha çok şişirme toplar atabiliyor. Orta sahada Xavi gibi bir oyuncu olmayacak ama onun yerine belki onun kadar olmasa da Thiago oynayacak Barcelona'da ya da Javi Martinez var Bilbao'da oynayacak. Ben Javi Martinez'in özellikle 21 yaş altı turnuvasında da çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bu maçta Xavi'yi en azından aratmayacak diyebiliriz. Her ne kadar Xavi kadar olmasa da yavaş yavaş onun kadar ayağa hakim, oyun kurabilen, oyun görüşü olan bir futbolcu. Onun yanında Xavi Alonso ve Iniesta'nın olması da orta saha açısından Xavi'nin en azından yokluğu pek fark edilmeyebilir de gözükebilir. Diğer taraftan forvet hattı ise David Silva, David Villa, Llorente, Torres gibi oyuncular var. Şu anda en popüler, en gözde oyuncular İspanyol futbolu içinde ve bu nedenle forvet hattı çok güçlü. Diğer taraftan İtalya'ya bakıldığında Cannavaro, Nesta, Gattuso gibi oyuncuların gitmesiyle birlikte forvette de Del Piero, Totti, Toni gibi yaratıcı oyuncuların gitmesi İtalyan futbolunu tamamen vurdu. Şu anda bir türlü istedikleri seviyede oyuncular çıkartamadılar. Chris Kito var, Zenit Petersburg'a transfer olan, Cellini var defansta. Ama hiçbir zaman bunlar Cannavaro, Nesta, Fabio Grosso gibi oynayabilen üst düzey oyuncular değil. Orta sahada Pirlo hala oynuyor ama artık yavaş yavaş emekli olmaya başlayacak. Colombo var. Yerine bu oyuncular gayet iyi. De Rossi,
Fena değil ama bence birebir karşılaştırma yaptığımızda İspanyol orta sahası en azından bu maçta İtalyan orta sahasına daha baskın olacaktır. Forvet'te de Rossi, Iaquinta gibi oyuncuları oynayacağını düşünürsek forvet tarafında da baskın taraf İspanyol olduğunu düşünüyorum. Maçın İtalya'da olması, İtalyan defansı ve Buffon'un oynuyor olması İspanya açısından biraz dezavantajlar. İspanya'da dediğim gibi Ramos'un, Puyol'un ve Xavi'nin olmaması belki o özledikleri makine düzenini yaratamayacak unsurlardır. Ama alttan gelen oyuncuların da tehlikeli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Defans tarafını düşünürsek İspanya için aslında bu maç berabere bitebilir gibi. Ama ben gene de İspanya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Alt üst bahsinde de alt olur diyorum. Çok gollü bir maç olmayacaktır. Sonuçta iki tarafında çok güçlü defansları var ve İspanya futbolu genelde çok pas yapan bir futbol. Golü attıktan sonra da topu dolaştırabilen bir futbol. Yani 1-0'ı yakaladıktan sonra uzun süre onun üstüne yatabilecektir. Bu nedenle alt olur ama İspanya kazanır. Baba Torik.